Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ünlü markaya ait kazak yapılışını paylaşıyor olacağım. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Yine aklınıza takılan herhangi bir konu olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Sevbeden 36 beden için çalıştım. Savaş bir kazak. Dilerseniz nasıl beden büyütmesi yapacağınızı da video başlangıç esnasında bahsediyor olacağım. Parça parça halinde yapacağımız için kolaylıkla beden büyütmesi yapabilirsiniz. Şimdi ölçülerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın bu şekilde boyun oyuntusu kısmından alt kısma kadar ölçtüğümüzde 44 cm. Omuz kısmı dahil ölçtüğümde 54 cm. Genişliği ise 49 cm. Kol ölçüsü 42 santim ölçülerinde kazamızı tamamlamış olduk. Şimdi toplamda 5 tane renk kullandım. Videonun başlangıcında bahsediyor olacağım iplerinde yine aynı şekilde renk kodları da beraber açıklama kısmına ekliyorum. 4 mm tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. E şimdi 4 tane rengimden bir buçuk yumak kullandım. Bu açık rengimiz krem rengimden ise bir yumak yeterli oldu. E diğer renklerimizden ikişer yumak almalıyız. Açık rengimizde ise bir yuma kalmamız yeterli olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı ben etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Kazak yapımında Nako Süper İnci'yi tercih ettim. İpim biraz ince daha kalın ip de kullanabilirsiniz. Ben bu renkleri beğendiğim için bu şekilde bir kombinleme yaptım. Dilerseniz fotoğrafı inceleyerek modelin birebir aynı renklerini de tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi tamamıyla kendime uygun renkler belirledim. Toplamda 5 tane renkten oluşuyor. 3 tanesi Nako Süper inci Bu Krem rengin ve kahverengi rengim ise elimde olan ipi değerlendirdim o yüzden onların markası yok ama yine aynı markaya ait ipler tercih edebilirsiniz renk kodları ile beraber açıklama kısmına ekliyor olacağım e, tıklayıp inceleyebilirsiniz dediğim gibi renk kodları ile beraber yazıyor olacağım e, şimdi bu iplerimden e, birer adet kullandım ikinci yumamdan çok az kullandım. Krem rengim ve kahverengi rengim ise birer yumak yetecektir diye düşünüyorum. Yine videonun sonunda da ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. 4 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben parçamı tamamladım geldim. Burası bizim sırt gövde kısmımız. Kol kısımlarını da tamamladım. Parça parça bloklardan oluşuyor diyebiliriz. Bakın şu şekilde uzun halde parçalarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında birleştirme işlemini yapıyoruz beraber. Öncelikle ölçümü belirleyebilmek adına her seferinde bahsediyorum. Hırka ve kazak başlangıçlarında sırt kısmından başlangıç yapıyorum. Düz parçalar halinde olduğu için vücut ölçünüzü mesela bu parçanızı yaptınız. Vücut ölçünüze göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Model ilave edip ya da azaltma yapabilirsiniz. Ben S beden 36 beden için bir kazak yapıyor olacağım. Yapılışına geçmeden önce birazcık bahsetmek istiyorum. Toplamda sırt kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra boyunca gittim. Dediğim gibi en son birleştirmesini yaptım. Şu an bir tık ütülenmiş hali. Daha da ütüleme yaparak açmayı düşünüyorum. Bakın ütüleme yapılmış halinde bile ipte herhangi bir tüylenme e işte parlama olmuyor ütüleme yapabilirsiniz ters kısmında şimdi bu şekilde parçalarımı birleştirip geldikten sonra e sırt kısmımı tamamlamış oldum bakın şurada iki tane ilmek belirleyici görüyoruz üst kısımda burada hem ense kısmı boşluk bırakacağız aynı şekilde ön kısımda da boyun oyuntusu boşluğumuzu bırakıyor olacağız buradaki parçalarımızı bir tık daha küçük yapıyoruz bakın bunların birleştirmesini yapmadım şu şekilde ben tam orta kısmında bir belirleme yaptım. Saydığımda hem sağda hem solda 10 adet modelim. Hatta tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğru. 10 adet modelim var. Sol kısımda da aynı şekilde 10 tane. Ortada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane modelimiz var. Bir parçamın uzunluğu 31 tane modelden oluşuyor. Dediğim gibi bu sayı tamamıyla benim kendi kendim için belirlemiş olduğum bir sayı. Bu şekilde boşluk bıraktıktan sonra 10 tane modelden oluşan küçük parçalar yaptım. Bakın bir tanesini bu kenara, bir tanesini bu kenara birleştirme yapacağız. Burada ise ense boşluğumuzu bırakmış olacağız. Burayı beraber yapacağız. Küçük parça olduğu için aklınız karışsın istemiyorum. Şimdi bunu bir kenara aldığımızda kol kısımlarından bahsetmek istiyorum. Gövde kısmında 31 tane model ayarlama yaptıktan sonra nasıl bir kol kısmı ayarlama yaptım? Şimdi parçamızı bu şekilde yapıp geliyoruz ya. Ben burada yatay bir şekilde kolumu şöyle yerleştiriyorum parçamın içerisine. Daha sonra böyle üzerine kıvırdığımda ne kadar genişlikte bir kol istiyorsanız burada ölçünüzü belirliyorsunuz. Diğer türlü santim ölçüsüne tam net sonuçlar alamayabilirsiniz. Örmüş olduğunuz e, parçanızı konuza yerleştirirseniz daha net sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde tuttuğumda benim için 20 tane model yeterli oldu. Bakın gövde kısmına 31 model. kol kısmı için 20 tane model kullandım. Bakın bu da kol kısmımız. Kol kısmında herhangi bir ütüleme yapmadım şu anda. Kol kısmının ikisiyle beraber çalışmış olacağız. Şimdi iki tane kolu yapıp geldikten sonra bakın kolun bu kol altı oyuntusu kısmında da modeli incelediğimde beyaz küçük bir parça gözüküyordu. O yüzden buradaki parçamı yarım bıraktım. Şurası ters kısmı şöyle ön kısmını tutayım. Burada ise yapmadım. Buradaki parçamızın yerleştirmesini beraber yapıyor olacağız. Bakın yine o şekildeki küçük parçamı yaptım. Buraya beraber sabitliyor olacağız. Şuradaki ölçülerimizi ayarlayabilmek için. Şimdi 20 tane modelden oluşan kaç blok yaptık? 2, 4, 6, 8. 8 tane sağ kol için, 8 tane sol kol için 16 tane blok yapıyoruz. 20 tane modelden oluşan parça yapıyoruz. Daha sonra bunu yine aynı teknikle birleştiriyoruz. Bu size kısa gelirse uzunluğu daha da uzatma yapabilirsiniz. Buradaki ayarlama size kalmış bir şey. Ben modeli başlangıçta gösterdikten sonra kolaylıkla hep aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Önemli kısımlardan da video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Şimdi buradaki uzunluğu ayarladıktan sonra bakın tekrar söylüyorum. Bu küçük kısım şöyle katladığımızda dikerek sabitleyeceğimiz için burası bizim kol altı boşluğumuz oluyor. Şurada ne kadar boşluk bıraktım? 2 4 tane model, 4 tane modelle diğer tarafta 8 tane boşluk bıraktım. Ve buradaki modelim 2 4 6 8 10 12. 12 tane modelden oluşan krem kısmımızı yapmış olduk. Renk sıralaması modele göre aynı şekilde ilerlemeye çalıştım. Sadece sırt kısmında bir sıra fazla yaptım çünkü e, ee, kısa bir kazak olsun istemiyorum. İpim de ince geldiği için birazcık kısa düşüyor gibi hissettiğim için bir sıra fazla yaptım. E, ee, modeli inceledim ve bu kahverengi kısımda bitmişti. Ben üzerine bu şekilde bir renk ilave ettim. Burada da tamamıyla kendi sıra sayısında oynama yapabilirsiniz. Kolun birleştirmesini birazdan yapalım. Çünkü beraber ön gövde kısmında başlangıç yapalım istiyorum. Şimdi ön gövde kısmında bir sıra eksik halinde tamamlıyor olacağız. Ben e, buradaki renk sıralaması bakın size şu şekilde göstermek istiyorum. Ön kısımda da renkler eşit geleceği için aynı şekilde bir sıralama yapacağız. Parçalarımı tamamladım geldim ama e, birleştirmesi beraber yapıyor olacağız. Şimdi bu parçamı bir kenara aldım da e, beraber şuradaki açık rengimle başlangıç yapalım istiyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim döndürdüm ve bir tane zincir çektim sıkı bir şekilde kapattım bir tane daha zincir çekiyorum ikinci zincirimi biraz bol çekiyorum Çünkü dönerek içerisine batma işlemi yapıyor olacağız buradaki bir zincirimi parmağımla tuttum bir iki üç tane zincir çektim tığımıza hepim bir kez aldım birinci zincir zincirdeydi de bakın ikinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum bir iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirle beraber iki tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yine aynı zincirin içerisine dönüyorum. 1, iki seferde çekerek ikili trabzan. Tekrardan aynı boşluğa döndük. 1, iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber saydığımda dört tane ikili trabzan'a ulaşmış oldum. bir 2 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı zincirin içerisine döndüm. 1 2 3 ve 4 tane ikili tırabzan yaptım. Bakın bu şekilde birinci modelimizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada önemli olan nokta modeli incelediğimizde direkt üst kısmı herhangi bir zincir çekmeden dönüş yapılmıştı. Şöyle örgümün diğer kısmını dönüyorum. Tığım üzerine bir kez aldım. Buradaki boşluğun içerisinden bakın tam orta kısımda çekmiş olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir, iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım ve ikinci sıramın başlangıcını yaptım. Devam ediyorum. 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde ikinci sıramı yaptıktan sonra yine örgümün diğer kısmına döndürüyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Herhangi bir zincir çekme işlemi yapmıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde üçüncü e, sıramı tamamlamış oldum 31 tane model demiştim ya bakın bunları sayarak 31 tane model yapıyoruz 1 2 3. sıramı yapmış oldum şimdi örgümün diğer kısmını döndürüyorum tığımızı hepim bir kez aldım tekrardan boşluğa döndüm 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım boşluğa 1 2 tane zincir çektim tığımızı ipim bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa dönüyorum 1 2 3 ve 4 kez ikili trabzanımı yaptım bakın saydığımda dördüncü sıramı tamamlamış oldum örgümü döndürüyorum herhangi bir zincir çekmeden tığımızı ipim bir kez aldım Ortadaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde şu an 5. sıramı tamamlamış oldum. 31 sıra boyunca devam ediyoruz ön gövde kısmı için. 31. sıramı tamamladıktan sonra modelimi tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimizi kesiyoruz. Parçamızın bir tanesi bundan ibaret. Hep aynı şekilde dediğim gibi istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Daha sonrası birleştirme işlemine geçeceğiz. Burada sizlerle ölçüsü de paylaşmak istiyorum. Şöyle düzelttiğimde 50 santim uzunluğunda parçamızı tamamlamış olduk bir tane. Şimdi aynı diğer parçamda yapmış olduğum gibi renk sıralaması yapıyorum burada görsele bakarak renk sıralaması yapabilirsiniz altta bu şekilde bir rengimiz vardı beraber başlangıç yapalım birleştirmesini yapalım istiyorum tüm parçamızı tamamlayıp geldikten sonra mutlaka ee, parça parça ilerleyin örneğin öncelikle sırt kısmını yaptınız sonra benimle beraber e, ön gövde kısmını başlangıcını yapalım daha sonra kol kısmını yapalım hani böyle hepsini bir anda yaparsanız parçalarınız karışabilir o yüzden mutlaka parça parça devam ederseniz daha kolaylıkla yapabilirsiniz şimdi burada nasıl bir birleştirme yapıyoruz örerek birleştirme yapacağız şöyle parçamı koydum yönünün aynı olması gerekiyor bu arada başlangıç kısmımız sol tarafta Başlangıçlar ekranda görebiliyor musunuz? Başlangıç kısmımız sol tarafta. Biten kısım ise sağ tarafta olacak şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra zaten iki tane parçaya ihtiyacımız var şu anda. Ben şuna dikkat ediyorum bu noktada. Bakın modelimin burada baktığımda üstte üstte bir tane modelim var. Buradaki modelim çift 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 şeklinde devam ediyor. Buradaki modelim düz olduğu için üstüne çift gelirse eğer yani bu şekilde çift başlangıç yaptığımızda kayma oluyor. O yüzden buradaki başlangıcımızın düz olması gerekiyor. Onu da şöyle döndürüyorum. Bakın düzeye düz geliyor. Yani başlangıcımızda düzse düz, çiftse çift şeklinde bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Mesela üst kısma geldiğimizde şu şekilde olmuyor. Hani buradaki bakın şu anki modelimiz Çift, iki tane birleşik gözüküyor bu şekilde tek değil. Üst kısmına tek gelirse eğer bu şekilde olmuyor. Şu şekilde döndürüyoruz, çift kenarla başlangıç yapıyoruz. Bu hep bu şekilde olacak. büyük sırada aynı şekilde mutlaka çiftse çift, tekse tek ayarlama yapmamız gerekiyor başlangıç kısmı için. Şimdi bir üst sıradaki rengimizle başlangıç yapıyoruz. Yani. Buradaki rengim neyse onunla bir başlangıç yapıyorum. Üzerine koyu kahverengi rengimizle birleştirme yapıyor olacağız. Hemen ipimi elime aldım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Buradaki birinci parçamı birinci sıradaki parçamı elime alıyorum. Üstteki rengimiz neyse bakın tekrardan söylüyorum. Onunla başlangıç yapıyoruz. Hemen burada bakın tam şu dip noktada en sondaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum devamında 1 2 3 tane zincir çektim bakın bir az sırada geldiğimizde şuradaki sıramıza geldiğimizde sayıyorum 1 2 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim tek seferde çekip sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim şimdi burası bizim çift köşemizin olduğu kısımdayız burada da Hemen bakın şu bir asradaki trabzanın yandaki bakın yan kısmından yani tepe kısmından tığımı geçiriyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde küçük bir boşluğum olmuş oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir alt sıraya geliyorum. Bakın bu noktayı atlıyoruz artık. Bir alt sırada 1, 2, 3. Trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yaptım çok sıkı yapmamaya çalışalım burada bir iki üç tane zincir çektim şimdi küçük boşluk kısmını yapıyor olacağız sonunda zaten bir tane trabzanım var buna herhangi batma işlemi yapmıyorum şu dönüş kısmındaki bakın boşluğumuz burası buraya da herhangi batma işlemi yapmıyorum şuradaki trabzanın bakın yan kısmında en üst noktasından tığımı geçiriyorum tek seferde çekip sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir çektim bu kısma herhangi bir şey yapmıyorum. Bir alt sıraya geldim. 1, 2, 3. Trabzon tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi buradaki küçük boşluğumuzu yapıyor olacağız. Tam çift dönüş sağladığım nokta. Bir trabzanım var onu atladım. Bu dönüş noktamı boşluğumu atlıyorum. Buradaki yatay trabzanın hemen şöyle tepe noktasından tığımı geçirdim sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir çektim buradaki noktayı atlıyoruz bir alt sıraya geldim 1 2 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bir tane trabzanı atladım buradaki boşluk kısmını atladım buradaki yatay trabzanın hemen üst boşluğundan tığımı geçirip sık iğnemi yaparak küçük boşluğumu yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bakın bir az sıra 1 2 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bir tane trabzan atladım boşluk kısmını atlıyorum yatay ikili trabzanı bakın bir az sıraya geçmiş oluyorum yatay ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip küçük boşluk kısmını yapmış oldum 1 2 3 zincir çektim. 3. trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki trabzanın yatay kısmından tığımı geçirip batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi son küçük boşluğumu yaptığım kısma kadar geldim. 3 zincirimi çektim. Bakın burada yatay kısımdan hemen şöyle tepesinden tığımı geçiriyorum sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum ve burada bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum artık bakın burada sıramızı tamamlamış olduk bu şekilde Şimdi bu şekilde boşluk kısımlarını yaptıktan sonra sıra geliyor koyu renk ile iki tane parçamızı birleştirmeye. Şimdi parçamızın yönünü az önce nasıl ayarlayacağımızdan bahsetmiştim. Bakın buradaki tek kısımla tek kısım karşılıklı geliyor ve başlangıcı yapıyor olacağız. Hemen şöyle koyu kahverengi ipimin içerisine tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Buradaki ilk sık iğnenin orta kısmından tam ortasından Bakın tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktada da tam trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir yandan da buradaki bu küçük iplerimi şöyle içerisine aldım. iç kısma doğru ipimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın art, arkadaki parçamla başlangıcımı yapmış oldum. Şimdi bir tane sık iğne yaptıktan sonra artık buradaki boşluk kısmına batarak ilerliyor olacağım. Şöyle iplerimi tutmaya çalışıyorum. Daha sonra buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yine aynı boşluktayım. 2 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra buradaki sık iğnenin içerisinden şöyle tam ortasından tığımı geçiriyorum. Arkada da Hani burada nasıl sık iğneler yaptıysak arkada da bakın burası tek e, kısımdı ya. Devamında ne yapıyordum? Sık iğneyi kaçıncı boşluğuma yapıyordum? 1 2 3. tırabzanın tepesine yaptığım için burada da 3. tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. ipimi çekip sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde ikinci birleştirmemizi yapmış olduk. Burada birleştirme yaptıktan sonra 3 tane zincirin içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Buradaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tam ortasından bakın. Karşılık gelen noktada da yine şöyle baktığımızda ne yapıyorduk? Küçük boşluğumuz için buradaki yatay ikili trabzanın tepesinden tığımızı geçiriyorduk. Yine aynı şekilde bakın yatay ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim ve sık iğne mi yaptım. Yani burada nasıl boşluklar yaparak 3 zincir sık iğne yapıyorsak yine karşılık gelen aynı noktada üstteki parçamızı da bakın sık iğne yaparak birleştirmemizi yapıyor olacağız. Şimdi yandaki şu 3 zincir çekerek gelmiş oldum boşluğa geldim 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve yandaki sık iğnenin içerisinden tam orta kısmından bakın tepesinden değil tığımı geçirdim. Devamında 1, 2, 3. trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane zincir, 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin ortasına geliyorum. Karşılık gelen noktada da yatay trabzanın içerisinden tığımı geçirdim tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin tam orta kısmından bakın tığımı geçirdim. Şimdi karşılık gelen noktada 3. trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde Boşluk kısmına geldim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Buradaki bir az sırada yapmış olduğum sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da yani yatay ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. ipimi çektim ve sık iğnemi yaptım. Boşluk kısmına geldim. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Arkada karşılık gelen 3. tırabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Bakın. Devam ediyoruz. Boşluğa geldim 1 2 3 tane sık iğne. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Yatay ikili trabzanın tepesinden de tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan tek seferde çekip sık iğnemi yaptım ve devam ettim. Boşluk kısmındayım. 1, 2, 3 tane sık iğne. Buradaki sık iğnenin tep içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktada da 3. ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ben bu şekilde sayı olarak sizlere belirtmeye çalışıyorum. Başlangıçta anlayabilmeniz için. Diğer türlü el alışkanlığı olduğu için zaten saymadan direkt karşılık gelen noktaya batarak ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeyim. Tekrardan bir başlangıç yaparak birleştirmemize devam edelim. Son boşluğuma 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sondaki boş e, sık iğnemin içerisinden tığımı geçiriyorum ve karşılık gelen noktada da trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum ve bir tane sıkı bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çünkü burada birleştirmemizi tamamlamış olduk. Bakın parçamız bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya gelen parçamızın da birleştirmesi beraber başlangıç yapalım istiyorum. Hep bu şekilde bir üst, bir üst sıra şeklinde devam ediyor olacağız zaten. Ee, öncelikle buradaki rengimi elime almam gerekiyor ki bir üstteki renkle başlangıç yapıyorduk hatırlarsanız. Buradaki rengi elime alıyorum hemen. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şimdi burada bir an sırada tek olduğu için modelimiz ne yapmıştık tam tepesinden başlangıç yapmıştık burada çift olduğu için yan yana yani birleşik model olduğu için nasıl yapıyoruz yine 3. trabzan tepesine batarak bir başlangıç yapıyor olacağım bu boşluk kısmından itibaren sayıyoruz 1 2 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ipimi tek seferde çekip bir tane sık iğne yapıyorum bir iki üç zincir çektim Hemen küçük boşluğumuz için bakın bir alttaki modelimin tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir alttaki modelime geliyorum. 1 2 3. tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir alttaki modelim yatay ikili tırabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim alttaki trabzanları saydım 1 2 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim yatay ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne 1 2 3 zincir çektim Bakın hep bu şekilde son boşluğuma kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde burada da trabzanın tepesinden sonda trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi bu şekilde boşluk kısımlarımızı yuva kısımlarımızı yaptıktan sonra koyu kahverengi ile birleştirme işlemine geçeceğiz. Yine ipimizi elimize alıyoruz hemen. Şöyle. Bir tane zincir çekiyorum. Ne yapıyorduk? Buradaki birinci yapmış olduğum bakın sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir yandan da şöyle iplerimi iç kısma doğru aldım. Karşılık gelen bakın parçamızın yönünü ayarladık. Hep bu tarafa doğru yani sağ tarafa doğru ilerliyor modelimiz. Başlangıç kısmımız sol tarafta kaldı. E, çift köşe olduğu için yine çift köşemiz var. Yani burada da 3. trabzanın tepesinden bakın 1, 2, 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Birinci birleştirmemi yapmış olduktan sonra boşluk kısmına geliyorum. Bir tane sık iğne ve devam ettim. 2, 3 tane sık iğne. Buradaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktada yatay trabzanın içerisinden bakın tepesinden tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi yaptım. Devam ettim boşluk kısmına 1, 2, 3 tane sık iğne. Buradaki sık iğnenin tam orta kısmından tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktada da 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaptım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnemin içerisinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktada da trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum bir az sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi bu üçüncü sıramızın üçüncü parçamızın birleştirmesini yaptıktan sonra bir sıraya yine krem rengimizi koyuyor olacağız. Krem rengimizi baktığımda buradaki tek kısım olduğu için bakın modelin burası çift burası tek. Nasıl yapıyorum? Burası benim başlangıç noktamda o yüzden sona aldım teke tek getirmem gerekiyor bakın. Başlangıcımı. Büyük sıraya geldiğimde yine diğer rengimize geçiyoruz. Burası bitiş noktam, burası başlangıç noktam. burası çift modelim olduğu için şimdi iki tane yaprağım yan yana olduğu için hemen şöyle döndürüyorum. Bu şekilde bir birleştirme yapıyorum. Büyük bir sıraya geldiğimizde Yine başa dönmüş oluyoruz. Diğer renklerimizde de bakın hemen şöyle beraber yerleştirelim istiyorum. Tek tek üzerine koyu rengimiz gel gelecek. Şöyle bakın parçalarımız. Üzerine krem rengimiz geliyor. Burası başlangıç noktamdı. Sol tarafa aldım. Bitiş noktam. Tek kısmını gelmesi için şu şekilde döndürüyorum parçamı. Şöyle göremiyorsunuz. Daha sonrasında üzerine bu rengimizde de ilave ediyoruz. Bunları toplamda 2, 4, 6, 8, 9 tane parçam var. Bu şekilde bu renk sıralamasıyla birleştirip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi ön gövde kısmının birleştirmesini tamamladım geldim. Toplamda saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 sıra boyunca yapmış oldum devam etmiş oldum. Şimdi sırt kısmına göre bir sıra eksik ön kısmımız. Sırt kısmını saydığımda ise 2, 4, 6, 8, 10 sıra. Ön kısmımız 9 sıra. E, Tabii omuz e, küçük parçalarımızı saymıyorum. Bütün parçalarımız önde 9 sıra arka kısmında 10 sıra boyunca birleştirip geliyoruz daha sonrası küçük parçalarımızdan başlangıçta bahsetmiştim onları beraber birleştiriyor olacağız başlangıcını beraber yapacağız Bakın bu ütülenmiş hali sırt kısmı biraz ütüledim ön kısmı ise ütülenmemiş hali bu şekilde iç içe gözüküyor bu da ütülendiğinde bakın bu şekilde açılarak model kendini gösteriyor olacak şimdi burada ne yapıyoruz ön kısmını beraber ayarlamasını yapalım. 10 tane 10 sıra sağda 10 sıra boyunca 10 sırada sol kısımda atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam bakın buradaki parçamın şu çiftin orta kısmına geldi. Diğer taraftan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tam şuraya takıyorum orta kısımda saydığımda 2 4 6 8 10 11 tane 11 sıra boyunca kalmış oluyor 11 sıra kalmış oluyor sağda 10 solda 10 tane modelimiz kaldı şimdi aynı şekilde sırt kısmında da bir ayarlama yapıyoruz burada ön ve sırt kısmını birleştiriyor olacağız artık bir bütün haline getireceğiz Öncelikle tabii ki birleştirmelerimizi tamamlamamız gerekiyor ön kısmında. Ee, şimdi devamında hangi renk varsa, bakın en son burada bu kahverengi rengimi gitmişim. Ee, bunun üzerine hangi renk yapıyorsak onu yapıyoruz küçük parçamız. Benim şu açık rengim vardı sırasında, o yüzden bunlardan küçük 10 tane sıra yaptım. Çünkü burada 10 tane saydım ya, e, o yüzden 10 sıra boyunca parçamı yaptım. Yine buraya birleştireceğiz aynı şekilde bakın sağ taraf. Sol taraf taraf içinde yine aynı şekilde bir ayarlama yapıp birleştiriyor olacağız. Aynı şekilde sırt kısmındaki devamında hangi renk var ise 10 sıra boyunca bakın. Bu rengimden gittim. Buraya sabitliyor olacağım. 10 sıra boyunca gidip Buraya sabit diye olacağım. Daha sonra bu ön ve arkayı da beraber birleştiriyor olacağız. Yani buradaki parçalarımızda birleştirmesini yapacağız. Gene şimdi öncelikle ön kısmı ile başlayalım. Şöyle sırt kısmını bir kenara aldım farklı bir şey yok. Beraber bir başlangıç yapalım. Aklınız karışsın istemiyorum. Şimdi burada yine yönümüzü aynı şekilde ayarlıyoruz. Burası parçamızın başlangıç kısmı, burası bitiş kısmı. Teke tek şeklinde ayarlama yapıyoruz. Daha sonrasında buradaki rengimiz hangisi ise onu elimize aldık. Ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Buradaki 2 litre tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde boşluklarımızı yapmaya devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. Şimdi burada ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldiğimde normalde ne yapıyorduk? 1, 2, 3. trabzanın tepesine batma işlemi yapıyorduk. Ama burası bizim artık sıra sonumuz olduğu için devamında ilerlemeyeceğimiz için. Burada dört tane ikili trabzan yaptığım için dördüncü ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekip burada tamamlıyorum. Daha sonrasında koyu rengimizi elimize alalım. bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Parçamı da aynı şekilde ayarlamıştım. Buradaki Trabzon tepesinden de tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Devamında boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Burada sayıyorum 3. trabzan tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Yani aynı şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Sıra sonundaki sık iğne içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen ikili trabzan içerisinden de tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve burada iki tane zincir çekip artık ipimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi bu kısmın birleştirmesini tamamladıktan sonra sıra geliyor bu kısma. Ee, sol tarafa. Burada nasıl bir başlangıç yapıyorum? Az önceki gibi bitişimizi nasıl ilmek belirleyicinin olduğu noktadan yaptıysak burada da başlangıcımızı aynı şekilde yapıyoruz. ya yani Dördüncü trabzanın içerisinden tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrası 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim. Burada herhangi bir batma işlemi yapmadan direkt bakın yatay trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Büyük bir boşluk yapmış oluyoruz. 2 tane boşluk yaparsak arttırma olacağı için bu şekilde büyük bir boşluk yapıyoruz. Devamında 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geliyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Burada başlangıç kısmı önemliydi. O yüzden göstermek istedim. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldiğimde sıra sondaki de son trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yaptım ve bir tane zincir çekerek artık ipimi kesiyorum. Şimdi kahverengi ipimizi elimize alıyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen buradaki birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılıklı gelen burada da üçüncü trabzanın Bakın şu şekilde üçüncü trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Devamında 1 2 3 tane sık iğne. Buradaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçirdim. ipimi tek seferde çekerek sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Buradaki parçamın da birleştirmesini tamamladım geldim. Bu şekilde ön gövde kısmını, iki omuz kısmını da yapmış olduk ve boyun oyuntusu boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. Şimdi az önce bahsettiğim gibi sırt kısmında da aynı şekilde başlangıç yapıyor olacağız. İlmek belirleyicilerimizi takmıştık bakın bu noktaya. 10 tane sağda 10 tane solda ve yine şu şekilde parçalarımı yerleştirip birleştirmesini yapıp geliyorum. Şimdi buradaki parçalarımı birleştirmesini tamamladım geldim. Burası sırt kısmıydı ön kısmını beraber yapmıştık. Ön kısmıyla sırt kısmı nasıl birleştiriyor olacağız? Bu şekilde tuttuğumda bir üst sıram açık renk olduğu için buraya açık renk batmalar yapacağım. Yine aynı şekilde bakın şu an ters kısmını tutmuşum. Şöyle tuttuğumda açık renkte sık iğneler yaparak yuvalar yapacağım boşluk kısımlarını yapıyoruz. Daha sonra üzerine yine kahverengi ipimizi iki parçamızı bir bütün halinde birleştiriyoruz. Şimdi burada farklı olarak yönleri farklı olabiliyor. Bakın burası çift mesela üstte tek var. Burada da aynı şekilde teke çift var. Bir tane beraber yapalım istiyorum ki o birleştirme kısmını nasıl birleştirdiğimi görebilin diye. Hemen açık rengimle bir başlangıç yapayım. başlangıcım yine aynı şekilde yapıyor olacağım. Farklı bir şey yok. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Burada üçüncü trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne, bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen bakın yatay trabzanın tepesine gelip bir tane sık iğne yaparak boşluğumu yaptım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Boşluk kısımlarını tamamladıktan sonra koyu renkli ipimi elime aldım bir tane zincir çektim ilk sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum karşılık gelen noktada da birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapmış oldum boşluğa geliyorum 1 2 3 tane sık iğne sık iğnenin içerisine geliyorum Şimdi birleştirme yapacağımız sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Karşısında ise burada yatay trabzanın içerisinden bakın tam karşılık gelen nokta burası olduğu için yatay trabzanın içerisinden geçiriyorum ve sık iğnemi yaptım. Boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane sık iğne. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Burada ise 3 tane trabzan var. E, tam tersi olduğu için Hemen buradaki ikinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve bir tane sık iğnemi yaptım. Yani burada göz kararı bir birleştirme yapıyoruz. Illaki sayılara takılmayalım. Bakın düzgün bir şekilde birleştirmemizi devam etmemiz gerekiyor. Sırasıyla 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Burada da yatay trabzanın içerisinden bakın tığımı geçirdim ipimi çekip sık iğnemi yaptım boşluğa geliyorum bir iki üç tane sık iğne yapıyorum trabzanın içerisine geldim Pardon sık iğne içerisine geldim burada da bir tane iki trabzan atlıyorum ikinci iki trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum boşluğa geldim bir iki 3. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Şöyle karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. Ve sık iğne mi yaptım? Boşluğa geldim. 1, 2. 3 tane sık iğne sık iğnenin içerisinden geçiriyorum karşılık gelen noktadan da geçirip bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 sıra sonunda son boşluğum kaldı diğer tarafta da bir tane modelim kaldı 2 3 tane sık iğne yaptım ve sondaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum karşılık gelen tepe noktadan da tığımı geçirdim tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum bakın bu şekilde yani farklı hiçbir şey yok. Eşit karşılık gelen noktalardan birleştirme yaparak sabitlemiş olduk. Bakın iki parçamızı. Şuradaki iki parçamın da birleştirmesini tamamlayıp geliyorum. Ve ters kısmından güzel bir ütüleme yapıp gelelim. Daha sonra kol kısmına geçiyor olacağız. Şimdi parçalarımı ütüleyip geldim. Kol kısmından başlangıçta bahsetmiştim. En son üst kısmında kol oyuntusu boşluğu bırakabilmek için küçük bir parçam var. Burada 12 sıra boyunca giderek küçük bir parça yapıyoruz. Toplamda normalde kol kısmı için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra boyunca gitmiştik ve 3, 6, 7 sıra boyunca giderek tamamladım. 8. sıramdaki parçam ise 12 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Şu şekilde bir yerleştirme yapıyorum. 4 tane sağda, 4 tane sol kısımda boşluk bırakıyoruz. Devamında yine aynı şekilde bu parçamızı birleştirmesini tamamlayıp gelelim. Daha sonra dikme işlemine geçeceğiz üstteki parçamı sabitleme işlemini yaptım geldim. Bu şekilde kol kısmını tamamlamış olduk. Toplamda şu anda 3 6 7 8 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Burada dilerseniz sıra sayısını arttırma yapabilirsiniz. Daha uzun çalışabilirsiniz. Lastik kısmı yapacağımız için en son bence yeterli uzunlukta oldu. Şimdi bu noktada dikerek birleştirme yapacağız Dilerseniz aynı şekilde birleştirmeye devam edebilirsiniz modeli incelediğimde bir tane fotoğrafta dikerek yapılmıştı bir tane fotoğrafta ise örerek yapılmıştı Ben dikerek daha kolay olacağını düşündüğüm için dikerek birleştirme yapacağım şimdi kolu ters kısmından sabitliyor olacağız bu şekilde döndürüyorum bakın ters kısmı burası ön kısmı değil bir yandan da dikme işlemi yaparken buradaki iplerimizi de sabitleyerek ilerleyelim. Hemen şöyle köşe kısmından boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da geçiriyorum. Bakın ipimi atlattım. Burada önemli olan aynı şeritlerin karşılıklı birbirine denk geliyor olması. Kaydırma yapmadan bakın ilerlememiz gerekiyor ki her renk karşılığında denk gelebilsin dediğim gibi aynı zamanda ipliği de parmağımla tutuyorum ara kısmında yürütme yapıyorum gizleme yapıyorum ve bu şekilde bakın dümdüz bir dikme işlemi yapıyoruz kol kısmını dikme işlemini tamamladım geldim bu noktada örgümüzün diğer kısmını çevirebiliriz artık dikme işleminden sonra daha sonra bu önde gözüken iplerimizi de keserek gizleyebiliriz Şimdi gövde kısmına sabitleme yapacağız. Nasıl bir sabitleme yapacağız? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada diğer kolun sabitlemesini yaptım. Geldim ben. ben. Bakın bu şekilde denk getirerek sabitledim. Arka kısmında da bu şekilde. Burada yerleştirme yapıyoruz. Bakın şimdi şu şekilde katladığımızda bu Yeşil kısım en sondaki yani kısmımız üst kısma geliyor. Şurası omuz kısmı olarak düşünelim. Renklerin karşılıklı eşit gelmesi gerekiyor ki bizim düzgün bir görüntü elde edebilmemiz için bakın katladığımızda bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Buraya kol kısmını yerleştirip sabitlemesini yapacağız. Bakın dikilmiş halde bu şekilde. Şimdi ben şu şekilde göz kararı bir yerleştirme yapıyorum. Ve buradaki şöyle düzelttiğimizde. En son noktamın bakın buradaki şu rengimle birleşmesi gerekiyor. O yüzden benim buradan bir başlangıç yapmam gerekiyor. Bakın renkleri birbirini eşitledim. Bu nokta önemli. Aklınızı kol kısmını birleştirmesi birazcık karıştırabilir. Katladığımda bakın şurada bir tane fazlalığım var. Sırt kısmı, ön kısmı, omuz kısmı bu şekilde rengim var. Daha sonra renkleri birbirini eşitliyorum. Gövde kısmında ve buraya dikerek sabitli olacağım şuradaki rengimden itibaren bakın saydığımda şu katlanmış kısmı saymayalım 2 4 sıra boyunca şuradan şu iplerimi içeride gizleyeceğim en son şöyle bakın ben bu noktadan bir başlangıç yapmak istiyorum şöyle iğnem yine ipi böyle takılı hemen şu kahverengi kısımdan şöyle bir başlangıç yapıyorum Karşılık gelen noktadan da yine başlangıcımı yapıyorum. Bu arada örgümün ön kısmından dikme işlemi yapacağım artık. Şu iplerimi iç kısımda gizleyeceğim en son. Tekrardan bakın aynı noktadan geçiriyorum. Kahverengi kısımdan bir sabitleme yapmış olduk. Bakın bu noktayla. Şimdi devamında renk geçişlerini birbirine eşitleyerek ilerleyeceğiz ve buraya tam denk getirmemiz gerekiyor. Bu noktada isterseniz hani kayma olmasın derseniz mesela şu noktaya şöyle düzeltelim. Şu noktada şöyle bir ilmek belirleyici takabilirsiniz. Çünkü burada eşit bir dikme işlemi yapmamız gerekiyor ki buraya kadar denk getirebilirim. Mesela renkler şu şekilde bakın kolu esnetebildiğiniz kadar esnetiyoruz. Bu açık rengimin de buradaki ile denk gelsin istiyorum. Şimdi iğnemizi şuradan bir başlangıç yapmıştık. Hemen kolun dikme dikiş yaptığım noktadan birleştirme işlemi yaptığım noktadan iğnemi geçirdim. Daha sonrasında yandaki boşluğa geldim. Şimdi burada karşılıklı değil de az önce de söylediğim gibi denk getirmemiz gerekiyor ya o yüzden sürekli bakın elimle şu şekilde bir ayarlama yaparak ilerleyeceğim. Mesela bu noktaya bakın bir tane yapıyorsam karşı noktada iki tane boşluk atlıyorum. Bakın. Burada atlama yapmıyorsam mesela karşıda hemen bir tane atlama yapıyorum. Az önce de söylediğim gibi mutlaka elimizle burada ayarlamamız gerekiyor ki renkler birbirine denk gelsin. Yani karşılıklı dümdüz bir dikiş yapmıyoruz. Bakın bu noktayı bu şekilde geçişin yapmış oldum. Şimdi şu açık rengime geliyorum. Sadece kahverengi ipimle dikme işlemi yapıyorum. Hafif böyle hani dikiş izimizde gözüksün istiyorum. Gözükmesin değil. Gözükmesin isteseydik iç kısımdan dikme işlemi yapardık. O yüzden normal bu şekilde bakın ön kısmından bir dikme işlemi yapıyorum. Şimdi bakın. Buradaki noktamı buraya denk getirdim. Buradaki noktaya kadar geldim. Açık rengime kadar. Yani şu mesafeyi birazcık böyle atlayarak dikme işlemi yaptım. Şimdi bu noktada da karşılıklı şöyle ilerliyoruz. Her boşluktan Burada tamamıyla denk gelmese bile açık rengi çok az da olsa bakın zaten birebir eşit denk gelmiyor. O şekilde olursa tamamına yetiremeyiz sıra sayımızı. O yüzden birazı bile denk gelse bakın görüntü olarak devamı gibi gözüküyor. Gayet güzel oluyor. O yüzden burada olabildiğince buradaki rengimizi denk getirmeliyiz devamında bakın sanki çorda bir boşluğumuz yokmuş gibi ilerliyoruz dümdüz bir dikme işlemi yapacağız devamında da bu kısımdan şuraya ilmek belirleyicimi taktığım için e, bu tarafta şu anda ilmek fazlası bu kısımda olduğu için yani gövde kısmında atlama yapıyorum diğer tarafta kol kısmında atlama yapmıyorum yani burada tamamıyla Göz kararı bir dikme işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın. Şu şekilde elimle ayarlıyorum. şimdi bakın burada farklı bir şey yok hem iplerimi iç kısmında gizliyorum hem de parçamı kol kısmını buraya yerleştirmeye çalışıyorum Bakın şimdi şu ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar eşitlemiş oldum devamında da diğer kısmında da yani şu arka kısmında da eşitleme yaparak buradaki yine aynı eşit işte oranda denk gelmesini sağlayarak dikme işlemimizi gerçekleştirip geliyoruz. Yani bu noktada herhangi bir atlama yapmıyoruz. Düm düz dikme işlemimizi gerçekleştirip geliyoruz. Şimdi bakın buradaki boşluk kısmına kadar geldiğimizi şöyle benim içeriye alıyorum. Ekstra farklı bir şey yok. Dümdüz ilerliyoruz ama bu noktayı göstermek istedim. Bakın şimdi şuradaki krem rengime doğru dönüşümü sağlıyorum. Buradaki rengimi Şöyle bu noktayla birleştiriyorum yani döndürüyorum. Yani burayı atlamadan bakın şöyle direkt dikmeye başlıyorum. Çünkü birazcık böyle hani boşlukta kaldığı için acaba bu noktayı atlamamız gerekiyor mu diye düşünenler olabilir. O yüzden bakın burayı da buraya sabitleme yapıyorum. Krem rengime. Diğer tarafta da az bir miktarda yapmıştık ya. Eşit ilerleyebilmek açısından bu noktada da biraz birleştirme yapıyorum. Çok fazla değil, az bir miktarda yaptım. Şuradaki kahve rengimi de şuraya sabitliyorum. Devamında bakın alt kısma doğru kaydım. Buradaki kısmı bu şekilde döndürmüş oldum. Devamında da şu başlangıç noktamıza kadar. Şimdi burada bu şekilde fazla kalabilir. Diğer tarafta da hatırlarsanız atlayarak dikmiştik. Yine aynı şekilde burada atlama yaparak eşitliyoruz bu kısmını. Bakın şöyle kol kısımdan atlama yapıyoruz Çünkü gövde kısmında yeteri kadar boşluğumuz kalmamış oluyor birazcık böyle atlamalar yaparak e, ilmek sayılarını eşitlemeye çalışıyorum bakın Bakın buraya birebir eşitleyerek yerleştirmesini yaparak dikme işlemimi tamamlıyorum. Şimdi ipimizi hiç kesmeden bu noktadan şöyle düzelttiğimizde bakın bu noktadan hiç ipimizi kesmeden gövde kısmına devam ediyoruz. Koltuk altı kısmında ama yine renk geçişlerimiz birbirine eşit gelecek şekilde ve iplerimiz iç kısımda gizleyerek dikme işlemimize devam edelim kol kısımlarını sabitleyip geldikten sonra sıra geliyor boyun lastik kısmına. Aynı şekilde diğer lastikleri de yapıyor olacağız. O yüzden boyun kısmından beraber başlayalım istiyorum. Tığ işi lastik yapacağız. Hemen şu ilmek belirleyicimi takmış olduğum noktadan yani sırt kısmından bir başlangıç yapalım istiyorum. İstediğiniz herhangi bir noktadan başlangıç yapabilirsiniz. İpimin ortasına tığım yerleştirdim ve bir tane zincir çektim. Tığımızı ipin bir kez aldım. Bakın ilmek belirleyici çıkarmış oldum boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan. Hemen şöyle yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. Yandaki boşluğa geliyorum. Şimdi burada. Tığımızı geçirebildiğimiz her boşluğa yatay iki tırabzanların içi de dahil. Dilerseniz yatay iki tırabzanların içerisinden geçirebiliyorsunuz. Ya da e, içerisine iki ya da üç tane yarım tırabzan yapabilirsiniz. Ama ben bakın şu an yatay ikili tırabzana geldim. Mesela tepesine bir tane ikili tırabzan içerisinden tığımı geçiriyorum. Direkt boşluk kısmına değil içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane iki tırabzan ve bir kez daha geçiriyorum. 2 iki tane ikiye trabzan yaptım yatay ikiye trabzan içerisine devamında zaten e, ikiye trabzanlar geliyor yani dört tane iki trabzan yaptığım noktaya geliyorum buraya da dört tane ikiye trabzan yapıyorum Bakın bu şekilde başlangıç noktama kadar devam edeceğim ama burada şunu söylemek istiyorum e, trabzanlar çok fazla geldiğinde her boşluğa batmak zorunda değilsiniz. Göz kararı bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Diğer türlü eğer çok fazla trabzan olursa, yani burada düzgün bir görüntü elde etmezsek marulaşma olur ise lastik görüntümüz güzel olmayacaktır. O yüzden her boşluğa bakın şu şekilde iki trabzanlar yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum başlangıç noktama kadar geldim. Bakın belirli aralıklarda çok sıkı olmayacak şekilde ikili trabzan yaptıktan sonra burada birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapattım. 1, 2, üç tane zincir çekiyorum. Burada altındaki hemen e, zincirin altındaki iki tırabzana herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. E, çünkü üç zincirimi de bir tane iki trabzan kabul ediyorum. Tığım ipim bir kez aldım. İkinci iki tırabzanın altından tığımı geçiriyorum. trabzanı bakın üstte bıraktım. İpimi çekip bir iki seferde çektim. Tığım ipim bir kez aldım. Bu sefer alttan üstte tığımı geçiriyorum ve trabzanı altta bırakıyorum bir iki seferde çektim tığımızı ipim bir kez aldım trabzanı üste bırakıyorum ve bir tane ikili trabzan alttan tığımı geçiriyorum trabzanı altta bırakıyorum bir tane ikili trabzan üstte bakın üstte bırakıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum alttan tığımı geçirdim trabzanı altta bıraktım bir tane ikili trabzan şöyle üstte bırakıyorum ve bir tane ikili trabzan sırasıyla trabzana bakın alttan tığımı geçiriyorum ve altta bırakıyorum bu şekilde ipimi iki seferde çekiyorum sonra üstte bırakıyorum ipimi iki seferde çekiyorum bu şekilde başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. En son e, trabzanımı en son trabzanım üste bırakarak e, iki trabzanımı yaptım. Burada 3 zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Hemen yanındaki bakın ikinci iki trabzanı ne yapmıştık? Üste bırakarak başlangıç yapmıştık. Yine üste bırakıyorum. Tığımı alttan geçirdim yani. Bir tane iki trabzan altta bırakıyorum. Bir tane iki trabzan üste bırakıyorum. Bir tane iki trabzan burada birinci sıramızda ne yaptıysak onun aynısını yapıyoruz. Ee, tığ işi lastik bundan ibaret. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda ise ilmek yürütme yaparak sıramızı kapatıyoruz. İstediğimiz lastik genişliğine ulaşana kadar bu şekilde devam edelim. Aynı şekilde boyun lastiğini yaptıktan sonra aynı şekilde kol kısmına ve gövde kısmına da bu şekilde lastik yaparak tamamlayıp geliyoruz kazamızı. Boyun lastik kısmını tamamladım. Geldim. 4 sıra yeterli oldu. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Aynı şekilde kol lastik kısmını ve gövde lastik kısmını da tamamladım. Kol da birazcık uzun olsun istediğim için 6 sıra boyunca gittim. Gövde kısmında da yine 4 sıra boyunca giderek lastiği tamamlamış oldum. Bu şekilde sizlerle kazan bitmiş halinin ölçüsünde paylaşmak istiyorum. Boyun lastik kısmından alttaki lastik kısmımız da dahi 45 santim. Tamamıyla bakın şu omuz kısmından itibaren ölçtüğümüzde ise 54 santim uzunluğunda. Genişliği ise 49 santim. Kol uzunluğumuz 44 santim uzunluğunda. Bu şekilde C beden hatta için içinde uygun ölçülerde oldu. Dilerseniz başlangıçta da nasıl büyütme yapacağınızı söylemiştim. Bir buçuk yumak yeterli oldu, yani her renkten iki yumak almanız yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.